Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa bir mitoz bölünme denemesi yapacağız. 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin arkadaşlar bölünme aşamalarını mitoz geçirirken beraberce hızlıca ele almaya çalışıp bu şekilde kısa bir mitoz tekrarı yapmış olacağız arkadaşlar. İlk önce 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin arkadaşlar interfaz öncesindeki şeklini çizmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, hücremizin çekirdeği var. Çekirdeğinin içerisinde arkadaşlar şu şekilde eşlenmemiş halde birbiriyle homolog olanların beraber bulunmuş olduğu 4 tane arkadaşlar kromozomumuz var. Bakınız şu kromozom şununla, şu kromozom şununla homolog arkadaşlar. İşte homologları bir arada bulunduran bu hücreye biz diploid, yani 2N diyoruz. Ve 4 tane arkadaşlar kromozom var burada. Kromozomu belirlemek için arkadaşlar neye bakıyoruz? Sentromer sayısına bakıyoruz. Bakın burada sentromerlerimiz 4 tane olduğu için 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin arkadaşlar interfaz öncesi olarak bunu belirleyebiliriz. Bakın burada çekirdekçiğimiz olsun. Burada bir tane sentrozomumuz olsun arkadaşlar. Şimdi bu hücremiz interfaz geçirdiği zaman ne hale gelecek? Ona bakalım arkadaşlar. İnterfazda bizim hücremizin artık kromatin ipliklerimizin kendini eşleyip kromozoma bakın dönüştüğünü, şu sentrozomun ise arkadaşlar kendini eşleyip birken sayısını ikiye çıkardığını unutmayacağız. Bakın şöyle yine çekirdek zarımız henüz erimedi. Profaz evresinde eriyecek. Çiziyorum. Çekirdekçik bakın hala var arkadaşlar. Ve eşlenmiş kromozomlar, yani şöyle arkadaşlar bakın tavşan kulağı gibi İki tane kardeş kromatitli kromozom haline gelmiş kromozomlarımızı görüyorsunuz. Bunlar ikisi büyük olan homologlarımız olsun. Alttakiler ise bu şekilde iki tane küçük olan homolog eşlenmiş kromozomlarımız olsun. Bakın yine göbekleri sayıyoruz arkadaşlar. 4 tane göbek var, sentromer var arkadaşlar. Eşlenmiş olması kromozom sayısını artırdı anlamına gelmiyor. Sadece DNA miktarımız artıyor. Yani burada DNA miktarımız arkadaşlar 2C iken burada DNA miktarımız artık arkadaşlar 4C'ye ulaşmış oluyor. Yine 2N eşittir 4 kromozomlu hücremiz var diyoruz. Ve artık bunlar eşlenmiş oldukları için, yani şişmanlamış oldukları için ve kardeş kromatitlerine sahip olmuş oldukları için interfaz sonrası diyoruz. İnterfaz sonrası. Şimdi arkadaşlar sırasıyla bakın çekirdek bölünmesi kısmımız, ipmat diye bir kodlamamız vardı hatırlarsanız. İpmatın arkadaşlar interfazını gördük. Bakın sırayla profaz, metafaz, anafaz, telefazı da çizmeye çalışalım. Ve bu şekilde sitokinez evresiyle mitozumuzu, 2N4'ümüzü mitozunu tamamlamış olalım. Şimdi profazda neler gerçekleşiyor? Arkadaşlar profaz evresinde çekirdek zarı, çekirdekçik eriyerek kayboluyor. Ve şu görmüş olduğunuz sentrozomlar arkadaşlar yavaş yavaş kutuplara doğru çekilmeye başlıyor. Aralarında bakın şöyle iplikleri oluşmaya başlıyor. Ve arkadaşlar çekirdek zarı erimiş kaybolmuş olduğu için bizim kromozomlarımız şu şekilde arkadaşlar bakın. Dağılıyorlar. Bakın şu şekilde yavaş yavaş profaz öncesi olsun. Bir sonra arkadaşlar profaz sonrasını bakın çizebiliriz. Profaz öncesi diyelim. Bakın. Ne oluyor profaz sonu itibariyle arkadaşlar? Yine hala 2N4 kromozomlu bakın hücremiz var burada. DNA'mız 4C miktarında kendini eşlemiş bakın kromozomlar çünkü. Profaz sonunu çiziyorum arkadaşlar. Profazın sonu itibariyle bakın artık sentrozomlar yerlerini bulmuş olacaklar. Şu gördüğünüz kromozomlar arkadaşlar dağınık olarak herhangi bir düzen ifade etmeden
Bakın şöylece arkadaşlar yerleşmiş olacaklar. Ve şu gördüğünüz ipliklerin bazıları boşta, bazıları ise arkadaşlar kromozomlara tutunmuştur. Nereden tutunuyor kromozomlar arkadaşlar? Bakın şu bir kromozom. Etrafında şuralarında arkadaşlar kinetokorlar var, protein yapılı. İşte bu ipikler arkadaşlar kinetokorlarından yakalıyor kromozomları. Şu an bu profaz sonudur arkadaşlar. Profaz sonunda bu hale gelmiştir. 2N 4 kromozom vardır burada. DNA'mız yine 4C'dir arkadaşlar. Şimdi bu aşamadan sonra bakın ne var sırada? Metafaz aşamamız var. Metafazda arkadaşlar bütün kromozomlar yan yana asker gibi diziliyorlar. Ekvatoral bölgede. Bütün kromozomların net olarak görüldüğü ve canlıların kromozom sayılarının tespitinin yapılmış olduğu evre arkadaşlar metafaz evresidir. Çünkü hiçbir kromozom diğer kromozomun gölgesinde kalmıyor arkadaşlar. Bakın bunlar homologlar bir arada görüyorsunuz. Bu şekilde metafazda, mitoz bölünmede ancak homologlar bu şekilde yan yana gelebilir arkadaşlar. Mayoz bölünmede kesinlikle homologlar yan yana gelemez. Çünkü mayozun birinci evresinde bunlar birbirinden ne yapıyor arkadaşlar? Ayrılıyor. Bakın dikkat ederseniz bazı ipliklerini de boşa çiziyorum arkadaşlar. Onlar da hücrenin bu şekilde uzamasını ne yapacaklar? Sağlayacaklar. Bakın bu da 2N4 kromozomlu hücremizin arkadaşlar metafaz evresidir. Ve yine DNA'mız 4C'dir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sırada anafaz evremiz var. Anafaz evresinde bakın şurada görmüş olduğunuz kromozomlar şöyle şuradan arkadaşlar tam ortasından kopacaklar. Yukarıda kalan kardeşler yukarı, aşağıda kalan kardeşler ise arkadaşlar aşağıya doğru çekilecekler. Bakınız yukarıda kalan şu 4 tane kardeş arkadaşlar yukarıya, ikisi küçük ikisi büyük olsun. Şu biraz daha büyük olsun. Karışmasın şunlarla. Altta da bakın yine ikisi büyük, ikisi bakın küçük olan kardeşler çekilmiş olsunlar. Kutuplara, hızlı kutuplara arkadaşlar. Dikkat edin bakın. Şu an burada kromozom sayısı değişti arkadaşlar. Nasıl oldu yani anafaz evresinde? Arkadaşlar kardeş kromatitler kutuplara çekilince, yani şu gördüğünüz kromozom kardeşlerine ayrıldığı vakit arkadaşlar, dikkat edin bakın iki tane ayrı sentromer meydana geldi. Yani kromozom sayısı 2'ye çıktı arkadaşlar. Yani kardeşler birbirinden ayrılınca her biri bir kromozom haline gelmiş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şu dördüne bakar mısınız? Bakın dördü birbirine benziyor. Şu dördü bakın birbirine benziyor arkadaşlar. Yani burada dörder takım var artık. O zaman ana fazda arkadaşlar geçici olarak ne olmuş oluyor? Bizim hücremizin en miktarı dörder takım olduğu için, bakın dört takım olduğu için kromozomlar artık 4N'e çıkmış oluyor ve kromozom sayısı da arkadaşlar bakın göbekleri, sentromerleri sayıyorum. 4 burada, 4 burada, 8 kromozomlu oluyor geçici olarak arkadaşlar. DNA miktarımız değişti mi? Değişmedi. Çünkü niye? Ayrılsa bile bunlar topyekun birbirinden toplamda yine aynı ağırlığa sahipler. 4C'yi korumaktadırlar. Ta ki bölünene kadar arkadaşlar. Daha sonra bakın telofaz evremiz meydana gelecek. Onu da şuraya çiziyorum. Telofazda arkadaşlar bakın anafazda artık yavaş yavaş boğumlanma süreci aslında başlıyor hayvan ve insan hücrelerinde. Bitkilerde aralamelle bakın çeper oluşumuyla ancak bölünebilecekler idi. Bakınız şöyle çiziyorum telofaz evremizi, yavaş yavaş bakın boğumlanma süreci başlamış. Çekirdek arkadaşlar zarımız tekrar oluşturuluyor. Çekirdekçik bakın oluşturuluyor. Sentrozom bakın yerini almış arkadaşlar, küçülmüş biraz daha. Ve bakınız şurada çekirdekçiğimiz var. Ve arkadaşlar şu 4 tane kromozom, artık kromatin iplik haline gelmiş olan kromozomlar. Bakın ikisi büyük, ikisi küçük bu taraftan. İkisi büyük, ikisi küçük bakın yine bu tarafta yerini almış arkadaşlar. Bu telofaz evremiz. Peki burada kromozom sayısı kaç arkadaşlar? Henüz bakın hücre bölünmediği için halen daha 4N8 kromozom diyeceğiz. Bu şekilde ayrılmış olması kromozom sayısının değiştiği anlamına gelmez. Çünkü gözümüz halen daha 8 tane bakın burada sentromer görüyor. Ve şu ikisi benzeşiyor. Şu ikisine toplam bakın 4'ü benzeştiği için 4N olmuş oluyor. Diğer 4'ü de bakın birbiriyle aynı boyda olduğu için 4N8 kromozomlu diyoruz arkadaşlar. Ve DNA miktarımız halen daha 4C miktarını korumakta arkadaşlar.
Ve son aşama, son vuruş sitokinez. Buradan bakın kopacak arkadaşlar. Ve iki tane ayrı yeni hücre bu şekilde oluşmuş olacak. Bakınız nasıl oluşuyor görüyoruz arkadaşlar. Çekirdek zarımız var. Çekirdek zarımız var arkadaşlar. Ve bakınız şu şekilde iki tane büyük homolog kromozom bu tarafta. İkisi bakın homologlar burada yanına yerleşmişler hemen. Bakın bu da bu şekilde olunca çekirdekçiklerimiz burada arkadaşlar. Sentrozomlar bakın burada. İki tane yeni ayrı hücremiz oluştu. Bakın 2N bu buna benziyor, buna benziyor. 2N bu da bakın böyle 2N eşittir. 4 tane yine sentromer var. Dolayısıyla 4 kromozomlu olduklarını görebiliyoruz. Ve şu DNA miktarı arkadaşlar 4C'ydi. Ne oldu olay sonunda? 2C'ye düşmüş oldu arkadaşlar. Toplamda bakın 4C olan DNA miktarı da 2'ye ayrılarak 2C'ye düşmüş oldu. Ne gördük? Bakın en başta arkadaşlar bizim hücremizde DNA 2C, 2N 4 kromozomlu bir hücremiz vardı. Olay sonunda tıpkısının aynısından 2 tane yeni hücremiz oluşmuş oldu. İşte arkadaşlar 2N 4 kromozomlu bir hücrenin kısaca mitozunu size 10 dakika içerisinde özetlemiş oldum. Bu şekillerden arkadaşlar eğer anlayabildiyseniz 2N 4 kromozomlu bir hücrenin mitozunu, diğer şekilleri de arkadaşlar kendiniz bu şekilde çok rahat irdeleyip sorularda şekilli sorularda arkadaşlar artık bundan sonra yanlış yapmazsınız diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar, bir dahaki derslerimizde, soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.